Karantina günlerinden herkese merhabalar. TR724 ekranlarındayız. Büyülü Fener'le Nedim Hazar burada. Hoş geldiniz Nedim abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor karantina günleri? Vallahi biraz kendimize vakit ayırıyoruz. Bol bol okuma, araştırma. Aslında o hayatın füzuliyatlarını biraz törpülemiş gibiyiz galiba. Yani ben memnunum şahsen. Yani böyle birkaç ay gidebiliriz. Sıkıntı yok. Zaten uzmanlar öyle söylüyor yani birkaç ay devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım kısmet. Artık kitap falan yazarız. Bugün malum hani herkes bundan bahsediyor, bir gündem yok. Salgın filmleri konuşalım demiştiniz. Gönderdiğiniz çalışma dosyasına bakınca böyle sinemanın en başından itibaren aslında bir salgınla bir meselesi ya da toplumu Ya korkutmayla bir meselesi varmış gibi anlatıyorsunuz. sinemanın kendisi de aslında bir salgın olarak başlıyor. Yani keşfiyle beraber, yani o zaman tabii Türkiye'de elektrik çok fazla olmadığı için bütün şehirlerde, ama mesela Fransa, Rusya, Almanya, Amerika'da aynı anda neredeyse keşfedilen, çok yakın tarihlerde ve aynı anda hızla yayılan, yani inanılmaz bir şekilde özellikle sosyetelerin bir anda yeni eğlencesine dönüşüyor. Yani sinemanın da bir salgın, bir epidemi olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Peki yani tabii bu işte dilimize son dönemlerde kazınmış viral olma kelimesi var, tabiri var. Bu da aslında virüsle alakalı. Hani viral virüs gibi Evet, yayılma anlamında. Tam da böyle sosyal medya viral olma derken gerçek bir viralle karşı karşıyayız bugün ve aynen. Evet. Yani şimdi o Matrix filmine baktığımız zaman insanı da virüs olarak tanımlıyor. Yani hani bir çeşit insanoğlu da bir virüsmüş gibi. Hatta işte mesela şeytan için bir virüs, bizim için de şeytan bir virüs aslında, yani bir şey, ama şeytan da insanın bir virüs olduğunu ve dünyayı, zaten ilk itiraz oradan başlıyor. Yoksa şeytan kafir olduğu için cennetten kovulmuyor. Şeytan insanın kötü özelliklerini ön plana çıkarıp itiraz ettiği için, kibrinden dolayı kovuluyor. Sonra işte artık battı balık yan gider hesabı. Bütün hesabını insanla görmeye başlıyor. Hikaye orada başlıyor yani. Yani bütün Yani hikayelerin karşılıklı temelinde bakışta aslında var. virüs var yani. Evet. Ve mesela şeye geçiyoruz. İşte Nazizm'e, komünizme ya da bu totaliter rejimlere ya da daha geriye gidin, işte Firavunlara, Nemrutlara baktığınızda onlar da düşmanlarını birer virüs olarak tanımlıyorlar. Yani bugün işte geçen gün şeye baktım. Nedim Şener diye bir arkadaş var. O da böyle cemaati virüs, daha tehlikeli bir virüs, en tehlikeli bir virüs. Yani faşizmin şeyi de, argümanlarından biri de düşmanlarını virüs. Virüs nasıl edilir? Yok edilir. Yani virüsle mücadele yok etmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla böyle çok yönlü, çok dallı budaklı bir mesele bu virüs meselesi. Evet, aslında bu Avrupa'daki antisemitizmin kökenlerinin aslında bağlandığı olur bazen. Hani Yahudilerden kaynaklandığını vebanın düşünenler olmuş ve bu ciddi bir düşünce olarak kök salmış daha sonrasında da. Bunun da bir gerçek. İstiyorsanız direkt salgın mevzuna geçelim. Sizin bir Ya listeniz var. şöyle bir şey yapmak isterim ben. Bir genel bir kısa bir tarihte bir şey yolculuk yapmak isterim. Şimdi biraz önce söylediğim gibi, yani sinema aslında sanat olarak keşfedilmemiş bir şey, bir alan, bir sanat. Sinema bir bilim olarak, yani bilim adamları tarafından keşfedilmiş. Ve hemen sanatçıların da eline geçmemiş. İşte Fransa'da bu Lumière, Auguste ve Louis Lumière kardeşler 1896 aralığında çektikleri bir filmi göstermek istemişler. Bir trenin gara gelişi diye.
Yani Allah'tan sessiz film. Paris'te Grand Café'de 33 kişiyi toplamışlar. Bir kış günü, Aralık ayının sonları, karlı böyle soğuk bir hava. İnsanlar ne göreceklerini bilemiyorlar ve ışıkları kapatmışlar. Şeyi filme başlatmışlar. Koskocaman bir tren geliyor üzerlerine böyle dumanlar atarak. Can havliyle hepsi kendini dışarı atmış, karların içine atmış. Aslında sinemanın ilk verdiği his korku hissi. Korkutmuş yani insanları. Daha kendisi korku türünü daha icat etmeden sinema bunu yapmış yani, ki belgesel dalında. Onların arasında, o seyircilerin arasında bir şeylerde, sirklerde hokkabazlık yapan bir arkadaş var. İsmi George Melies. Bu George Melies sinemayı orada görünce çok etkileniyor. Ben bunu nasıl şey yaparım diye. Ve ilk filmleri çekmeye başlıyor. Bir sürü tabii sihirbazlık gösterileri falan filan derken ilk salgın filmini de enteresan şekilde George Melies çekiyor. Yani George Melies'in çekmediği bir alan yok galiba alan herhalde. yok. Tabii, Sinemanın tabii, 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 tabii. olabilecek Yani en başında. çünkü bakir bir alana dalmış böyle, hani avuçladıkça çoğalan hazinenin üzerine oturur ya haramiler böyle şeyler. Şimdi o hiçbir şey yapılmamış. Ne yapsa ilk oluyor. Çok bakir bir şey. Dolayısıyla zaten sayısını kendi de bilmiyor çektiği şey. Dolayısıyla 1896 Şeytanın Malikanesi diye orada bu ilk salgın meselesine girmiş, ama tabii George Melies'i tam olarak sinemacı saymak doğru değil. George Melies dediğim gibi bir şovmen, bir şey Sihirbaz. şovmeni, sihirbaz, yani hokkabaz daha doğrusu, sihirbaz da değil, insanları eğlendirmek için bu işi yapan biri. Sonra sinema sanatçıların eline geçince şeyden, bilim adamları ve bu hokkabazların elinden, önce tiyatroculara, sonra sinema üzerine kafa yoran insanlara geçince tabii alt türler oluşmuş. Yani işte korku da bunlardan biri. Bahsini ettiğimiz bu salgın filmleri de o korku türünün altında olmuş genelde. Yani korku ve gerilim türünün altında. Bu anlamda 1925'te 25'e kadar doğru düzgün böyle bir salgın filmi görmüyoruz. 1925'te bir Çek yönetmen, Çek yönetmen değil, özür dilerim, bir Fransız yönetmen, Jean-Benoît Lévy diye bir belgesel çekiyor. O belgeselde bir veba salgını gibi bir salgın. Daha doğrusu aslında bu Lévy de bir bilim adamı. Sinemacı değil de, ama sinemayı bilimde kullanan biri. Bir doktor bu. Mesleğinin önemini de şeylerle, filmlerle anlatan ilginç bir şey. 29 dakikalık bir salgın filmi çekiyor da. Orada işte bu farelerden insanlara geçen hastalıklar bilmem neler, ama çok didaktik bir şey o, bir film o. Orada görüntüden ziyade, yani kurgudan, fiction'dan ziyade metin var. Bir metin üzerinden gidiyor. Daha çok yazılarla gidiyor şey, Levi. Ama şeye geldiğimiz zaman, bakıyorum şimdi, 31 yılına geldiğimiz zaman ünlü Amerikalı yönetmen John Ford başlı başına, başı sonu belli, hikayesi belli, dramatik yapısı çok sağlam, Okçu diye bir film çekiyor. Bu film salgın filmlerin atası diyorsunuz yani. Evet, yani o Çek yönetmenin filmi, şöyle Hugo Haas'ın Beyaz Cüzdan filmi. Hugo Haas'ın Beyaz Cüzdan filmi salgın filmlerinin babası, atası diyebiliriz. Tabii o dönemden sonra sinema geliştikçe, sinema doğası gereği bütün bilim dallarıyla çok yakın ilişkide olan bir alan. Yani sadece tıp ya da sağlık alanı ile ilgili değil. Yani teknolojiyle de ilgili, madencilikle de ilgili, astrolojiyle de ilgili, bir sürü uzayla da ilgili falan filan. Hayat nerede şeyse öyle oluyor. Tabii burada bu virüs filmleri artık üretilmeye başladığında, bunu şey yapan, destekleyen diziler ya da büyük bir dizinin bazı bölümlerinde bazı hikayeler oluyor. Çok
Çok fazla bu anlamda dizi var virüsün şey olduğu. Ama sinema bir süre sonra şeyi keşfediyor. Bu ezoterizmi, apokaliptik mevzularla beraber bu işi ele almayı keşfediyor. İşte mesela evangelistlerin metinlerinden yola çıkarak işte Resident Evil ölümcül deney diye bir seri çıkarıyor biliyorsunuz. Ölümcül deney aslında bu virüs filmlerinin hala daha 7 tane çekildi yanlış hatırlamıyorsam ki çok sağlam yönetmenler çekti çok. Yani bunları akıllı uslu dursaydınız hiç bunları yaşamazdık. Bugün Çin'de olanlar da aslında bunu haklı çıkarıyor. Yani Çinlilerin bir virüs hastanesi kurup virüsün geniyle bilmem neyle dokusuyla uğraşıp sonra da kontrolden çıkınca yandım anam bütün dünyaya işte başımıza bela sardılar. Bu Resident Evil'in şeyi o, özelliği o, öyle bir şey var. Fakat tabii film Resident Evil bir aksiyon filmi aynı zamanda. Aksiyon daima temanın önüne geçiyor. Her bölümde öyle. Bir de bu tarz Dolayısıyla filmlerde genelde virüsler mesela %100 ölümcül oluyor. Dolayısıyla işte virüsü kapan bir çeşit zombiye dönüşüyor. Hani o tip şimdi böyle detaylar var. oraya da geleceğim. Zombi aslında virüs filmlerinin bir alt türü. Yani bir alt türü. Fakat zamanla bu zombiliği de bir felsefi, bir mesela bir sosyal sınıfla paralel okuyarak yapan Dünya Savaşları World War Z var mesela. Orada da sınıf mücadelesini zombilik üzerinden veriyor. Yine virüs meselesinden. Zenginler kendilerini kurtarıyorlar ama Dünya Savaşları Z'de kim hatta zaten oradan çözüm buluyorlar. Düşkün olanlara, hasta olanlara, yaşlı olanlara virüs karışmıyor. Mümkün olsa zenginlere saldırıyorlar hatta yani böyle şey. Biraz sınıf mücadelesi şeklinde veriyor. Hatta ben onu yazıda da şey yazmıştım yani ensenizden ısıracağız. Yani orada da virüsler böyle gelip zenginlere ensesinden ısırıyor. Sürekli peşlerinde böyle o enteresan bir şeydi o. Dünya savaşlarının şeyi. Zombi aslında İngilizce bir kelime. Öldükten sonra dirilen şey fakat bu zombi kültü de zamanla gelişim gösteriyor. Yani işte Walking Dead dizisinde de görüyoruz, şeyde de görüyoruz. Bunun 28 gün sonra diye bir kült filmi var. Birazdan o oralara da şey yaparız ve bakarız. Zombilere zamanla kimlik veriyor sinema. Yani ilk başta ruhsuz böyle yürüyen, sadece yok etmeyi düşünen şeyken belli bir hayat gayesi, belli bir düşünme yetisi falan vermeye başlıyor. Yani zombi edebiyatı da bunu yapıyor. Mesela korku filmlerindeki diğer canavarlara nazaran bunda şey ayrıdır Frankenstein şey ayrıdır kültü ayrıdır daha karakterli ve ilkeli bu zombiler yani yani bir şekilde kurbanlar bunlar en azından hani hatırlayın birkaç gün önce mi dün mü bir tane yaşlı Umreli hacı polisin yüzüne tükürmüştü yani hani ben yandım sen de yan. Aslında zombinin mantığı o tamamen. Yani biz yandık siz de yanın. Seni de ısıracağım, seni de kendime benzeteceğim. Hani beni kurtar yok durumu yani. Hepimiz beraber gidelim. Zombinin mantığı tam o yani. Aslında o Umre'den gelen o hacı amca bir şekilde mitleştirildi, zombileştirildi yani. İşte hatta şöyle yapanlar ben duydum. Ya işte benim dediklerimi yapmazsa çıkar herkese bulaştırırım. Bilmem ne yaparım beni tedavi etmezseniz. Çin'de de bazı görüntüler yansımıştı. İşte marketlere girip ürünleri yalayan Tabii. işte şey hastaları, koronavirüs hastaları. Evet. Şimdi onun dışında bir de şöyle bir şey var. Konjonktürel olarak üretilen salgın ve virüs filmleri var. Yani mesela işte bir dönem Ebola diye bir virüs çıkmıştı Afrika'da hatırlıyorsun. Hemen onu anlatan işte mesela Outbreak diye bir film çektirir. Güzel bir filmdi o da. Sonra SARS diye bir şey çıktı. Kuş gribi çıktı. Bunlarla ilgili dönemsel olarak bayağı bir şey çıktılar.
İşte mesela 1950 yılında bir salgın var. Caddede Panik diye bir film var. İşte Outbreak dediğimiz 95, Infection 2004, Kolera günlerinde Aşk, işte Karies, Karantina 2008. Contagion var 2011. Evet. Yani şimdi zaten ona da geleceğim. Bugünlerde de bol bol ilk başta kısa film çekiliyor. Tabii en kolayından başlanıyor ama emin ol bugünleri anlatan da filmleri birileri şu anda ilk başta Hollywood olmak üzere yazmaya başlamıştır. Yakında Netflix'te önce belgesel şeklinde, sonra dizi şeklinde, ardından sinema filmi şeklinde ayrılan bütçe ya da projenin büyüklüğüne göre bir başyapıt bile görebiliriz yani. Ki hakikaten mesela bir yıl önce bugünü birimiz tahmin et deseydi kimse tahmin edemezdi. Yani. Ancak ve ancak kahinler filan tahmin edebilir artık bu yaşadığımız günleri. Normal böyle insanlar sosyoloji bilmem ne bu şeyi tahmin etmek zor. Bilmiyorum ne kadar süre geçti. Çok da şey yapmamak lazım. Ben 5 filmlik bir liste çıkardım. Hani bu ne diyelim, karantina günlerinde izlenecek filmler Evet, diyelim. 5 film. 5 film, 5 tane yaptık. Tabii çok daha fazlası da var. Ama şudur, bir sefer şunu söyleyeyim. Psikolojinizi daha da bozacağını düşünüyorsanız bu filmlere yaklaşmamak lazım. Yani şimdi birazdan mesela bahsedeceğimiz 12 Maymun filminde filmini anlatıp izledikten sonra duvarlarda 12 maymun sembolleri falan filan görecekseniz böyle bir para hani böyle bir şeye müsaitseniz paranoya bu filmlerden uzak kalmak lazım. Daha başka daha güzel şeylerle vakit geçirilebilir. Ama ben sinemanın bir şekilde hayatla beraber iç içe gittiğine inanan biriyim. Hatta hakikati anlatmak için sadece gerçek hayat da yetmiyor. O yüzden biraz sinemaya, sanata ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu virüs filmlerinin bugünü anlamakta, başımıza gelenleri olan biteni anlamakta çok geniş bir perspektif sunacağını tabii ki gerçek olarak algılayıp yani bu iş illa mesela dün bir tane şey gördüm. Venom diye bir filmde bir kadın yılan yiyor, sonra işte saldırgan oluyor falan. Alakası yok. Çarpıtıyorlar. Yani Venom'un özelliği o zaten. Kadın canavarken yılan yiyor. Canavar olduğu için yılan yiyor. Yani yılan yediği için canavara dönüşmüyor. Ama bazı arkadaşlar aha işte bilmem kaç yıl önceki film bugünü anlatıyor falan filan gibi. Başlayalım istersen. Yani bir ilk Tabii buyurun filmimiz hemen ilk filmden ilk başlayalım. filmimiz Terry Gilliam diye bu şeyin ilk kan Rocky değil de ilk kan filmlerinin yönetmeni Terry Gilliam diye Amerikalı yönetmenin şey yaptığı 12 Maymun filmi var 95'te çekildi. İki tane çok büyük oyuncusu var. Bruce Willis ve Brad Pitt. Dünyada insanların yok olmasına yetecek derecede tehlikeli bir virüs var. Yani öyle bir virüs var ki 5 milyar kişinin ölümüne yol açmış. Geriye çok az insan kalmış. Bunlar da hani bugünkü gibi böyle şey değil. Böyle dokunarak falan değil. Direkt havadan soluyarak bulaşan bir virüs. Aslında insanlar virüsün çözüm yolunu da buluyorlar. Bunun için de biraz zamanda ileri geri gitmesi lazım. Bu iş için de bir misyon veriyorlar bir kahramana. O geri giderek akıl hastanesinde bu işlerin başında olan birininle gidip aynı akıl hastanesine kapatılıyor ve oradan bu virüsün çözümünü şey yapıyor. Orada tabii insanların nasıl çığırından çıktığını, nasıl bu hale geldiğini, 5 milyar insanın nasıl birkaç deli ve manyak yüzünden öldüğünü anlatan bence felsefe yani şey olarak bu virüs filmlerindeki felsefeyi en iyi işleyen filmdir belki de birincisidir yani. Aksiyondan ziyade hikayenin kendisi, mantığı, insanlık üzerinde durup bayağı soru işaretleri ve endişeler belirten bir film. İkinci film bu Danny Boyle'un çektiği, Danny Boyle biliyorsun
Bu geçen bir filmiyle Oscar da aldı. O Slumdog Milyoner Evet, filmiyle Oscar da Hindistan'da. almıştı. 2002 yılında çok enteresan bir filme imza attı Danny Boyle. Adamın biri bir gün bir hastanede gözünü açıyor. 28'de falan. Dışarı bir çıkıyor. İncin top oynuyor. Yani Londra bomboş İngiliz filmi. Ne oldu ne bitti diye şey yaparken zombilerle karşılaşıyor. Yani virüsün enfekte olduğu insanlarla karşılaşıyor. Ve hakikaten orada işte virüsün bulaşmadığı insanlar temiz bir yere gitmeye çalışırken şeylerde orada mesela zombilerde çok fazla bir anlam yok. Tek hayatlarının gayesi sağlam olanlara da bu işi bulaştırmak. Fakat gerilimi ve yüksek dozdaki ritmiyle 28 gün sonra bence çok sonra biraz devamını da çekmeye çalıştılar filmin ama bu kadar başarılı olmadı bana göre. 28 gün sonrayı tavsiye ederim yani o hakikaten güzel bir film. World War Z biraz önce bahsini ettim. Üçüncü filmimiz. Üçüncü filmimiz evet yani Dünyalar Savaşı Max Brooks'un bir kitabından alınma. Max Brooks meşhur bu Albert Brooks'un oğludur. Çok hakikaten kitap çok değerli bir kitap. Brad Pitt'in film şirketi var Plan B diye. Yaklaşık 20 yıl olmasa da 15 yıl önce filan satın aldı bu filmin bütün haklarını ve Brad Pitt illa ki ben oynayacağım diye tutturdu. Zaten onun yapım şirketidir. Çok beğenmişti çünkü mantığı çok güzel. Mutlu bir ailesi olan bir orta kademenin üstünde bir bilim adamı, bir eşiyle falan iki çocuğuyla mutlu bir hayat yaşarken bir gün ortalık karışır. Sonra işte hükümet bu arkadaşı çağırır. Hükümet ihtiyaç olduğu sürece bilim adamının karısı ve çocuklarını güvenli bir yerde tutar. İhtiyacı bittiği anda da normal sıradan halkın arasına Allah'ın umuduna bırakacaktır, bellidir. Bu arada kahramanımız işte bir şey fark eder. Virüsü yenebilmenin mümkün olduğunu, virüsün karakterini ortaya çıkarak, profilini ortaya çıkarak çözmeye çalışır. Çok fazla spoil vermeyelim. Bu da yine şey gibi Resident Evil gibi aksiyon dozu yüksek ama burada şeyler böyle zombiler yavaş yürüyen böyle çok şuursuz şeyler değil tam tersi şuurları olan organize hareket eden üst üste çıkabilen kulelere tırmanabilen duvarları yıkabilen karakterler burada orta ve alt sınıfı zombi olarak tanımlıyor. Bir aslında zombi üzerinden bir sınıf mücadelesi veriyor. Hatta bol bol da dinler de var orada. İşte İsrail'i katmış işin içine. İşte virüsün bulaşmadığı şeylerden biri İsrailli bir asker sonra bulaşıyor. Bir Müslüman var ona bulaşmıyor bir şeyler zombiler yanından geçiyor falan. Dördüncü filmimiz o Contagion, Contagion. Contagion diye mi okuyacağız? Contagion. 2011'de. Evet yani salgın ismiyle girmişti. Aslında bugün bu koronayla en bağdaşan film. Evet, Yani bugünkü şeyde. benzeşiyor. O yüzden bazı ülkelerde bu film tekrar vizyona girdi, enteresan şekilde. Orada yani Steven Soderbergh'in filmi. Bu filmin ilk özelliği şu, bu korona gibi Çin'den çıkıyor. Yani Çin'den çıkan bir virüs dünyayı etki altına alıyor. Bu filmin ikinci önemli özelliği bir yıldızlar geçidi. Yani Gwyneth Paltrow'dan Jude Law'a işte Kate Winslet'a kadar çok meşhur insanlar var. Yönetmen de çok ünlü birisi zaten. Tabii Steven Soderbergh, yani Soderbergh. Steven Soderbergh de çok önemli bir şey. Nefes almadan izletebilecek ve çok da böyle korkutmayan bir şey. Son film olarak da yine bir felsefe, yani salgın ve felsefeyi bambaşka bir salgını ele alan Körlük, Blindness diye bir film var. Blindness. 2009 yapımı. Aslında burada körlüğü bir tür virüs olarak ele alıyor film. Çok enteresan noktalara varıyor. Beyaz Saramago'nun körlük olan meşhur romanından. aynen öyle. Değil mi? Evet, aynen öyle. Beyaz körlük tabir edilen bu işten etkilenmeyen tek bir kişi var.
bir göz doktorunun karısı. Ondan sonra körlük herkese esir almaya başlarken bir anda doktorun karısı kurtarıcı oluyor. Yani doktordan ziyade kurtarıcı oluyor. Belki final olarak çok böyle herkesi tatmin etmeyecek bir final olabilir ama çok farklı bir salgın filmi ve hakikaten vay be hiç aklımıza gelmemişti diyebileceğimiz bir salgın filmi Körlük. Bu anlamda hatta Cannes Film Festivali'ni ben hatırlıyorum 2008 yılında çok büyük övgüler almıştı yani. Çok büyük ilgi görmüştü. Bu beş filmi izleyebilir sevgili seyircilerimiz diye düşünüyorum. Evet, haftaya kadar bu beş film bitirenlere bir Ya beş film inşallah daha. daha kötü bir şey olmaz da bu sefer toplu ölümler, toplu kıyımlar bilmem neler diye filmler tavsiye etmeyiz inşallah. Şeyden sonra kötü günlerden sonra gelen güzel günler temalı sanat konuşmaları yaparız inşallah yani. İnşallah. Belki de post apokaliptik bir döneme doğru gidebiliriz. Yani zaten öyle ya, hakikaten gerçeküstü bir zaman diliminde yaşıyoruz hissine artık çok daha sık saplanıyorum diyebilirim. Aslında düşününce işte 1914-18 arası Birinci Dünya Savaşı, hemen 18'de İspanyol gribi başlıyor. Evet, Yani inanılmaz. o dönemin insanların düşünce aslında çok çok daha fazlasına. Bir de hani bugünün Dehşet tabii. imkanları Yani yine 50 çok iyi milyondan yani. fazla insanın canına mal oluyor Evet, İspanyol ve gribi. bugünün hani bugünün hem hijyen hem korunma imkanları çok daha yüksek. Yani Biraz dünya nüfusunun %15 mi 20'sine yakını gidiyor yani. Evet. Ki nitekim veba salgınlarını vesaire düşünürsek Tabii tabii biraz tabii. biraz ucuz atlatıyoruz diyebiliriz tabii, ölenler Yani için aslında yapabileceğimiz bir şey yok şey ama. yani bir İngilizle konuştum dün de yani şey diyor İngiltere'nin geçmişine bak ne salgınlar ne vebalar ne şeyler görmüştür diyor. O yüzden bizde diyor böyle salgına karşı bir şey vardır böyle bir şerbetliyizdir yani öyle kolay kolay işlemez dedim. Valla genelde Türk tepkisi bu bahsettiğin ama İngiliz rahattı yani. Bir cahil cesareti var, bir de şerbetli olma var. Yani evet Bizimkisi yani biraz cahil bilip bu cesareti. işin tecrübelisiyiz. Ayrı bir şey. Hani Evet. şundan bahsedeyim. Aklıma geldi. Dün bir tane video gördüm şeyde internette. Bir tane karantina otobüsünü polisler durduruyor. Bir genç kızı indiriyorlar. Zorla böyle öbür yolculardan alıyorlar ve ekip arabasına bindirip götürüyorlar. Yani acayip bir şey. Yani bir sefer o kız virüslüyse o polislere kesin bulaştırdı. O ayrı bir şey. Ama bu kıza bunu yapan yarın öbür gün benim kızım ölüyor diye hastaneyi basıp doktor öldüren kişiyle aynı profil olacaktır yani. Bu sefer de hadi kızıma yardım et, müdahale et. Çünkü aynı cehaletin beslediği şeyler bunlar yani. Dolayısıyla cehalet kurtarırken de öldüren bir şey. Maalesef yani. Ben de birkaç böyle hani Avrupalılarla konuşunca genelde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani bireysel bir kültür, işte toplumun genelini düşünemeyen, işte birimiz hepimiz için düsturundan biraz uzak. O yüzden mesela insanlar bu önlemlerin toplumsal etkilerini bazen gözden kaçırabiliyorlar demişti. Öyle. Mesela o yüzden işte mesela Japonya'da, Güney Kore'de çok daha bilinçli bir şekilde toplumun önemine sahip insanlar oldukları için daha Yani iyi etkisi mücadele de daha ettiklerini. kısalacak, olumsuz etkisi yani. Bu anlamda biz olumsuz etkisini de daha uzun süre yaşayacağız diye korkuyorum. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hep ben konuştum ama kusura bakma artık. Estağfurullah. Artık bundan sonra karantina uzadıkça daha sık program Ha, yapabiliriz. olabilir yani illa böyle karantina değil de bu hani ne izleyelim ne yapabiliriz Tabii, türünden başka filmler şey konularda yapabiliriz. yapabiliriz. Evet. Konuşabiliriz yani. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de Ben teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Evet, bu arada bir teşekkür etmem gerekiyor. Baktım 2-3 katına çıkmış şey izlenme rakamlarımız. Teşekkür ederiz yani insan tabii özellikle bu sanat üretimi ya da bu kreatif işlerle ilgilenen insanlar
yaptığı işin boşa gitmediğini görünce daha bir aşkla yapıyor sonra işini. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabidir diye Biraz öyle, hatırlayabilirim bir evet. şeyler. Evet, görüşmek dileğiyle herkese iyi karantinalar. Dikkat edin, evden İyi çıkmayın. seyirler herkese. İyi seyirler. Hoşça kalın.